Polis bir skandala daha imza attı sayın seyirciler. Tüm kameraların saniye saniye görüntülediği Pala delil sayılmadı. Suç delili sayılmadı. Olay savcılığın Palalı saldırgan Sabri Çelebi'nin serbest bırakılmasına itiraz etmesi üzerine ortaya çıktı. Polisin Pala'yı suç delilleri kapsamına almadığı belirlendi. Palalı saldırgan Çelebi ise kendimi savunayım derken dehşet veren açıklamalar yaptı ve başkası olsa öldürürdü dedi. Elinde palalarla polisin gözleri önünde halka saldıran Palalı magandaların serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. Savcı Veysi Büyükkılıç Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Sabri Çelebi'nin suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumunu gerekçe göstererek tutuklanmasını talep etti. Savcılığın itirazıyla yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Polisin onlarca vatandaşı yaralayan saldırganın Palas'ını suç delili olarak saymadığı anlaşıldı. Oysa görüntülerde saldırganların yurttaşları yaraladığı Pala çok net gözüküyor. Elinde palasıyla dehşet saçan saldırgan Sabri Çelebi ise kendini savundu. İçerideki müşterileri korumak, kendimizi korumak. Yani şimdi dışarıdan gelen adam ne olduğunu bilmiyor. Polisten kaçıyor, içeride de dışarıdan da küfür ediliyor bize. Kendini mağdur bir esnaf gibi gösteren Çelebi, elindeki palayla bir kadını darp etmesiyle ilgili bakın ne söyledi. Gene söylüyorum, hani tokat atar gibi yani vurdum. Arkasına dönüp küfür ettiği belli. Dudağını okursanız ne söylediği belli. Ben git diyorum zaten ona. Git diyorum, küfür etti bana. Küfür ettiği için de bir tane tekme attım. Ulusal kanala konuşan Çelebi'nin açıklamaları bu kadar da olmaz dedirtti. O esnada başka esnaf da olsa belki öldürür. Ama biz diyorum yani sırf kendimizi korumak. Talimhanede saldırıya uğrayan Kaan Polat'a yapılan saldırıysa kameralara böyle yansıdı. Kanlar içinde kalan Polat, saldırıya göz yuman polislere de tepki gösterdi. Bunlar sizin eseriniz! Palalı saldırıda yaralanan Kaan Polat, olayı yargıya taşımaya hazırlanıyor.